Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan PKK'lı Hakan Tunç'a rekor ceza verildi. Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan Tunç, askeri karakol, emniyet müdürlükleri, BOTAŞ boru hattına saldırı, okul yakma, bekçiyi kaçırma, iki kez yağmalama suçlarından da toplam 184 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü geçen yılın Ağustos ayında Doğu Beyazıt ilçesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı Hakan Tunç, Salih Özer, Harun Alkan, Musa Karkut ve Iraklı Karao Yasin yakalanarak tutuklandı. Iğdır ve Doğu Beyazıt Emniyet Müdürlüklerine roketli saldırı, BOTAŞ boru hattıyla baz istasyonlarına sabotaj, yol kesme, iş makinesi ve okul yakma, adam kaçırma eylemlerine katıldıkları iddiasıyla Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 kişi hakkında devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak, patlayıcı madde bulundurmak, tehdit, adam öldürmeye teşebbüs, terör örgütüne üye olma, yağma suçlarından dava açıldı. Tutuklu yargılanan 4 sanık 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıkarıldı. Tercüman eşliğinde Kürtçe son savunmalarını yapan sanıklardan Karao Yasin mahkemenin tutumunu eleştirdi. Hüküm açıklandığı sırada ayağa kalkmayan Karao Yasin ve Hakan Tunç'a mahkeme başkanı Mustafa Kahya "Kalkmanız nezaketen iyi olurdu. Bugüne kadar birbirimizi dinledik." dedi. Mahkeme Başkanı Kahya'nın bu sözleri üzerine Karao Yasin ve Hakan Tunç hükmün okunmasını ayakta dinledi. Mahkeme heyeti ağrılı olan Hakan Tunç'u ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, askeri karakol, emniyet müdürlükleri, BOTAŞ boru hattına saldırı, okul yakma, bekçiyi kaçırma, iki kez yağmalama suçlarından da toplam 184 yıl 5 ay hapis ve 68.200 lira para cezasına çarptırdı. Aynı davadan yargılanan Iraklı Karao Yasin ağırlaştırılmış ömür boyu 66 yıl 4 ay hapis ve 52.600 lira para, Salih Özer 33 yıl 10 ay hapis ve 16.600 lira para, Harun Alkan da 13,5 yıl hapis cezası aldı. Tutuksuz yargılanan Musa Karkut ise beraat etti. Hükmün açıklanmasının ardından sanıklar Kürtçe olarak Abdullah Öcalan lehine slogan attı.